Evet, geçen seferki Sova videosunda zaten Sova'nın nasıl oynayacağını gösterdim. Aşağı yukarı yani. Artık sadece basit okları göstereceğim size. Neden split? Onu da açıkladım. oynaması en zor maplerden biri, özellikle T-Side'deyken en zor maplerden biri split olabilir. Bu yüzden ilk videoları hep split'te çekiyorum. Bu seferki Sova videosu daha kısa olacak ama elimde yine süper oklar var. Başlayalım. Şimdi Sova ile A site'dan başlıyorum. A site'da yapmanız gereken ilk şey şurayı Şurası. görmek. Yani doğal olarak atabileceğiniz birinci ok. Buradaki köşeye geliyorsunuz, kendinizi şuna dayayıp aşağı bakıyorsunuz. Çok pixel perfect olmanıza gerek yok. Şuradaki lambanın tam böyle döndüğü yere eğim alıyorsunuz. Sonra full charge. Görüş Çok basit sağlıyorum. bir ok. Atıyorsunuz. Buraya düşüyor. Bu line'daki, bu kısımdaki herkesi gösteriyor. Şu adam hariç. Buraya gelip saklanabilirler. Atabileceğiniz bir ok daha. Bu sefer kendinizi bu köşeye geliyorsunuz. W ve A tuşuna basılı tutarak şu köşede kalıyorsunuz. Yani o amacınız şu köşede sıkışıp kalmak. Ondan sonra E'nin üzerindeki iki mouse'u görüyorsunuz değil mi? O mouse'lardan soldaki mouse'un üstündeki üçgenlerin tepesine, bunu ben size göstereceğim. Tepesini şu noktaya, şuradaki noktaya getiriyorsunuz. Şuraya. Anlayacaksınız zaten. Bir de kısalt şey, zoomlanmış halinde göstereceğim. Şu an falan gösteriyorumdur muhtemelen. Sonra burada bir bar dolduruyorsunuz ve Görüş atıyorsunuz. sağlıyorum. Bu da nereye düşüyor? Adamların burada üstüne düşüyor. Aslında bu çok daha iyi bir yok. Bu da göstermediği tek adam buradaki pushlamış adamlar. Bu adamlara da zaten bu kadar pushlamış adamlar artık aim koyup bekliyormanız lazım. Şimdi bir veya iki oktan daha bahsedeceğim. A site'da. Az önce videoyu çekmeye çalışırken iki tane ok buldum. Yani gerçekten A site'da bulduğum en güzel oklardan biri. Şimdi şuradaki güneş ya da ay. Ay diyelim. Ay'a bakıyorsunuz değil mi? Bu ayın sol tarafına eğim alıyorsunuz. Direkt üstüne de alabilirsiniz. Buraya da alabilirsiniz. Çok fark etmiyor ama ben en iyi buldu yani. Attığım en iyi ok bu şekilde oldu. Şuraya eğim alıyorsunuz. Biraz soluna bir sekme yapıyorsunuz. Full charge. Bu arada hani dümdüz şu noktaya geliyorsunuz. Onu söylemeyi unuttum. Çok basit bir şekilde el başında gelebilirsiniz buraya direkt. Buraya koyuyorsunuz eğiminizi, full charge yapıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Bakın. Geliyor. Buraya iniyor. Hatta bunu bir sekme daha yaparsınız. Bu sefer de bu duvara çarpar. Çok fark etmez. Bu ok neden çok güzel? Ok tekrar atmama gerek yok. Şöyle göstereyim. Görüş sağlıyorum. Bakın. Bu oktan kaçabileceğiniz hiçbir yer yok. Şuraya kadar gelmiş olmanız lazım bu oktan kaçabilmek için. Görüş Hani sağlıyorum. şuradaki adam bile duvara yapışması lazım bu oka gözükmemesi için. Bir tane daha var. Bu sefer şok oku. Ama önce E ile göstereceğim nasıl gözüktüğünü. Bu da aynı şekilde ay ile hizalıyorsunuz. Bir de şuradaki lamba zımbırtısının sağ üst köşesiyle. Yani şuradan yukarı geliyorsunuz. Bu ay ile şu lambanın hizasına gelecek. Bir sekme açalım önce. Nasıl gözüktüğünü göstereyim. Pardon, iki sekme açalım. Görüş Atıyorum. sağlıyorum. Yukarı çarpıyor. Aşağı çarpıyor. Bakın. Bu okta yani buraya düşüyor. Bu bir sekme daha açtığınız zaman buraya çarpıp buraya geliyor. Yani şok oku atılabilecek bir pozisyon. Şok oku nasıl gözükecek? Şuraya geliyorsunuz. Şununla hizalıyorsunuz. Şok oku Şok atıyorsunuz. oku. Tık tık. Yani. Bence bayağı iyi. Evet, CT'deki A site'da son okları göstereceğim. Bu oklar neden iyi? Onu anlatayım. Bu okları siz arkadaki duvara çarptırarak atacağız. Şu arkadaki duvara. Bu arkadaki duvara çarptırarak atacağımız için geriden sekecek, adamların arkasından gelecek. Yani şuradan pushlayan biri buradan ok bekler, buradan ok bekler, buradan ok bekler ama hiçbir zaman şuradan ok kendisini beklemez. Bu oku da gösteriyorum. Bu ok için de şuradaki köşeye normal dümdüz bir şekilde dayıyorsunuz tekrar kendinize. Şurada kareye yürüyorsunuz değil mi?
dikdörtgen. Pardon. Bu dikdörtgenin tam ortasına nişan alıyorsunuz. Yapacağınız hiçbir şey yok. Çok basit. Nişan alıyorsunuz. Bir sekme full charge. Şok oku. Atıyorsunuz. Şok oku olarak. Sekiyor. Bam. Özellikle pistol elinde 100 vurdunuz. Şu an öldü biri. Bu arada bu oku attıktan sonra yapmak bu oku attıktan sonra yapmanız gereken şey, bakın gösteriyorum. Şok oku. Oku attım. Buradan pikleyin. Hani adamlar kaçmasın. Yani şurada sıkıştırın adamları. Puşlamak ile puşlamamak arasında bırakın. Yani adam vurmanıza gerek yok. Gündüz prefire atsanız buraya. Adamlar zaten bir tık geri kalacak. Şimdi City Site'da savunurken atabileceğimiz okları gösterdik. Ama ya B Site'da oynuyorsanız ve A Site'da retake atmadı. Yani bomba kurulduktan sonra A Site'a girmeniz gerekiyorsa ne yapacaksınız onu göstereceğim. Onun için de daha defansif olan City'den atılan, yani daha kendi base'inizden atılan oku göstereceğim önce. Şuradaki banka geliyorsunuz, dümdüz dayanıyorsunuz aynı şekilde köşeye. Sonra şu F görüyorsunuz değil mi? F'nin ucundan aim'inizi direkt aşağı indiriyorsunuz. Şuraya çarpana kadar. Ondan sonra bir sekme full charge. Görüş bu da aynı diyorum. Şekilde yukarıdaki duvardan sekecek. Hop, side inecek. Gördünüz mü? Bunu aynı şekil tekrar göstereceğim. Aynı şekilde bu oku şok oku olarak da atabilirsiniz. Çünkü yani orada saklanıyormuş zaten. Yani çok fazla yapılan bir şey. Burada saklanan çok kişi oluyor. Buraya bir şok oku atabiliyor olmanız bence özellikle buradan pushlayan arkadaşlarınız varsa bayağı yardımcı olacak. Yani adama öldürmeseniz bile şu pozisyondan çıkmaya zorlayacaksınız. Evet, retake atarken site'a girmeye çalışırken atılan son ok göstereceğim. Bu ok biraz tehlikeli çünkü yani bombayı kurmuş biri city'ye pushlar genelde. City'ye pushlayan kişi de şuradan size ok falan attırmaz. Eğer ki eminseniz, yani burada bir arkadaşınız varsa ya da buraya gelmeyeceğinden eminseniz, ne bileyim buraya sage duvar atmış diyelim. Tam o zaman gelmeyecek yani çok basit bir şekilde. O zaman buraya geliyorsunuz. Şimdi fark ettiyseniz şurada ara yok. Kendinizi itiyorsunuz, itiyorsunuz, itiyorsunuz. Bakın burada bir ara çıktı. Dümdüz fark etmiyor. Biraz daha hani geçmeyeceğini düşünüyorsunuz. Biraz daha gidebilirsiniz. Çok fark etmiyor. Bu ok her türlü şuraya indireceğiz oku. Şurası. Şuraya hafif şu ucundan hafif sağ nişan alıyorsunuz. Görüş sağ. Bir bar dolduruyorsunuz, yolluyorsunuz. Çok basit yok. Direkt arkaya ince. Hani bakın size şöyle göstereyim. Hiç şey yapmayacağım bile. Dümdüz bakın açık. Hani uğraşmadım. Görüş sağlıyorum. Yine inecek her türlü oraya. Yani burada bayağı bir hata payınız var. Şuraya 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 hepsini indirebilirsiniz. Dışarı çıkmaz o kolay kolay. Diyelim ki mid oynamak istiyorsunuz. Mid atılabilecek birkaç ok yazamaz sileceğim. Onun için de çok basit aynı şekilde kendinizi şuraya dümdüz. Yani şu çizgiyi göreceksiniz. Şu çizgiye eğim alacaksınız. Ondan sonra şuradaki ne bu? Civata, vida, nokta, her neyse. Buna eğiminizi alıyorsunuz. Sağ tık bir tane bir sekme yapıyorsunuz. Full charge'ine. Görüş sağlıyorum. Bakın. Dümdüz içeriğinde. Eğer ki istiyorsanız ben bütün midi görmek istiyorum. Bu sefer noktaya değil de buradaki artıya aim alıyorsunuz. Yine full sekme, bir sekme full charge. Görüş sağlıyorum. Bu da şeye çarpacak. Şu oraya. Oraya çarptığı zaman da suyu da göreceksiniz. Bu arkayı da göreceksiniz. Burayı da göreceksiniz. Burayı da göreceksiniz. Bu kadar basit. Tahmin ettiyseniz bunu şok ok olarak da atabilirsiniz. Şok ok olarak attığınızda da burada AWP ile pikleyen adam. Yani çünkü buradan midden pikleyecekse buradan AWP ile pikliyor. Aim koymuş bekler. Bütün şok oku gelirse de kaçmak zorunda. Siz de çok rahat bir şekilde çıkabilirsiniz bir de. Midde bir tane daha ok var. Yani biraz gereksiz bir ok bence. Ama illa kullanırım diyorsanız şu iple saksılar mı zımbırtı ha şey uydu uydular. Uyduların kesim noktasına full charge yapıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Da bilmiyorum tam iniyor mu inmiyor mu. Geliyor. Aynen öyle. Şuradaki mantar
kafa. Öyle bir şey. Onun kafasına iniyor. Bu anime mi diyorlar buraya? Kafe mi diyorlar? Yani B mid connector'ı tamamen gösteriyor. Şuraya inen şey. Görüş sağlıyorum. Şöyle bir şekilde iniyor. Hani buraya kadar gösteriyor. Çok kullandım mı? Maçta 2-3 kere şekil olsun diye atıyorum. Tamamen şekil yani. Çünkü şuradan kimse oraya ok atmayı beklemiyor. B'ye geldik. B'de bir tane ok var açıkçası. O da şu birinci dinozor, ikinci dinozorun gözüne geliyorsunuz. Sonra şuradaki bilmiyorum pano bilmem zımbırtısının şu ucunu görüyorsun değil mi? Onu birazcık altına eğim alıyorsunuz. Şuraya buraya alarak da atabilirsiniz ama o zaman şurayı göstermiyor. Yani şurada şurası. Saklanan biri varsa onu göstermiyor. O yüzden ben biraz daha aşağı atıyorum. Görüş bir bar dolduruyorum. Bakın bu sefer tam buraya geliyor. Bu arkadakini de gösteriyor. Oraya direkt aim alarak attığınızda buraya düşüyor. Buradaki adamı göstermiyor. Şuraya düşüyor. Yani bu arada şimdi şurada bariyer var değil mi? Şuradaki bariyere dayanın. İki sekme açın dümdüz duvara atın. Görüş sağlıyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorsanız şu ok gayet yeterli bir ok. Çünkü şurayı göstermiyor sadece. Burada da 5 kişi bekleyemezler. Net bir şekilde eğer varsa burada bekleyen varsa info alırsınız. Çok basit bir yol. Görüş sağlıyorum. Düzgün atmadım bile. Full charge yapmama bile gerek kalmadı. Şimdi diyelim ki bu sefer A oynuyorsunuz. B'de bombayı kurdular. B'ye retake atmanız gerekiyor. B'ye gireceksiniz. O zaman da atabileceğiniz çok basit bir yok var. Şuradaki vitrinin sol tarafına geliyorsunuz. Şuradaki çatının hafif altına eğim alın. İki bar doldurup atın. Görüş sağlıyorum. Aynı şekilde çok net bir noktaya bakmanıza gerek yok. Her türlü hop şuraya inecek. Veya üstüne iner. Birazcık soluna iner. Birazcık sağına iner. Biraz bu tarafa iner. Hiçbir şey fark etmez. Her türlü göstereceği her yer aynısı. Burayı gösterecek. Arkayı gösterecek. Site'ı. Duvar arkasına. Şurada saklanan varsa hatta garajdan pikleyen varsa onu bile gösterecek. Görüş sağlıyorum. Nereye kadar esniyor bu? Buraya kadar esniyor. Hani şuradan garaj oynayan varsa zaten buradan aim koymuştur. Onu bile gösteriyor. Biraz da T-Site'den bahsedelim o zaman. Çünkü split'te zaten zor olan kısım T-Site. Bir mid kontrolünü almak için. Çok basit. Buraya çıkıyorsunuz. Bisikletin üstüne. Arkadaşınız şurada diyelim. Tamam mı? Şurası. Bir de peeklemek istiyor. Siz buradan şu panonun sağ üst köşesine aim alıyorsunuz. Q bu arada. Q'yu bir şarj atıyorsunuz. Bakın nereye düşüyor. Burada AWP pikliyorsa eğer onun direkt kafasına düşüyor. Bu ya kaçacak ya da M'ye çıkacak. %85 ihtimalle kaçacak eğer düşkelo değilse. Çünkü görüyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz. Q'u da görüyorsunuz. Şöyle bir şey var. Düşük elo ise kaçmadı diyelim. Demek içince kaçacak. Demek yer yani yediği takdirde orada duruyorsa zaten atın bir tane daha ölsün. Niye bir tane daha atmayasınız ki? Çok oku. Çok basit yok. Direkt kafasına iniyor. Arkadaşınız çok rahat bir şekilde mide çıkıp kontrol alabilir. B sayda giriş için iki tane ok var. Buradan ikisini de göstereceğim şimdi. Bu yeşil zımbırtının üstüne geliyorsunuz. Bu sefer bu yeşil zımbırtının sol alt köşesine eğim alıyorsunuz. İki bar dolduruyorsunuz ve atıyorsunuz. Çok basit yok. Heaven'ı gösterecek, site'ı gösterecek. Burada saklanan, burada saklanan, arka tarafta şurada oynayanını herkese gösterecek. Oklardan biri bu. Diğeri de şu sol köşeye geliyorsunuz. Bakın. Şu çatı ile şu ucunu tam ortasına geliyorsunuz. Burada bir şey diyeceğim. Tam ortasına gelince bazen eğimini kaçırıp sol tarafa düşürebiliyorsunuz. Siz bunun tam ortasını birazcık sağına, yani şu binayı daha yakın atın. Sonra bir bar fırlıyorsunuz ve atıyorsunuz. Bakın bu nereye düşüyor. Bu B yazısının üstüne düşüyor. Tahmin edebileceğiniz üzere.
şurada olanı, şurada olanı, side'da oynayanı gösteriyor. Bunun iyi yönü de el başında direkt atarsanız buradan biri puşluyorsa eğer onu da gösteriyor. Çünkü bok. Görüş sağlıyor. Şuraya çarptığı zaman bakın. Hop. Buraya puşlamış kişiyi buradaki adam da gösteriyor. El başını hızlı atarsınız. Evet, mid'e çıkarken atılabilecek çok da fazla bir ok. Yok yani. Şurada dümdüz durup şuraya bir tane ok atsanız. Ya da şuraya atsanız. Görüş sağlıyorum. Hiç risk yok bu olayların. Midi göreceksiniz her türlü. Sadece bahsettiğim TV'sine atılan oku öğrenin. Bir tane de yine kendi bulduğum bir tane ok göstereceğim. Şuradaki çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Para çizgi. Bunun üstüne geliyorsunuz. Kafanızı direkt yukarı kaldırıyorsunuz. Kafanızı direkt yukarı kaldırdığınızda şu boşluğu gördünüz değil mi? Bu boşluğun ortasına gelin. Yine aynı şekilde şöyle saf sağ kaymış, saf sol kaymış, çok önemli yok. Buradan bunu fullleyip atıyorsunuz. Bu da heaven'a düşecek. Bakın. Yani. Şu heaven infosunu almanız önemli. Ben bunu eğer mid oynuyorsam her seferinde atıyorum bu ok. Önemli bir ok bence. Bu az önceki heaven okuna bombayı buldum. Az önceki heaven okunu bu A site tarafından da atabiliyorsunuz. Bu da fake vermek istiyorsanız hani mesela sürekli attığınız o oku diyelim. Adamlar artık tahmin edeceksin nerede olduğunuzu, o oku attığınızda nerede. Siz oku attığınız zaman nerede olduğunuzu tahmin edecekler. Bu yüzden bu sefer o okun aynısını A tarafından atabilirsiniz. A'nın arkasından dümdüz şu kornere geliyorsunuz. Köşeye. Bakın. Sağdaki, şimdi altta sekme yazısının üstünde iki tane şey var ya, kare. Sağdakini şu köşeye tam sıfırlıyorsunuz. İki sekme full charge. Görüş sağlıyorum. Evet, bu da garip bir şekilde oraya gidiyor. Bakın. Bakın. Binanın içinden girelim. İki sekiyor, çarpıyor, hop içeride. Bir tane ok da A site atalım. A site atılabilecek bilmiyorum, çok da çok karışık bir site olduğu için çok fazla ok yok. Yani bir okla hem elbow'u göreyim, hem arkayı, hem önü göreyim tarzı bir şey yapamıyorsunuz ama en verimli oklardan biri muhtemelen buradan attınız. Şu bitkinin üstüne geliyorsunuz. Şu ortadaki yaprakla şurayı hizalıyorsunuz. İki tane çizgi var ya. Bu iki çizginin en ortasında kalıyorsunuz. Kendiniz de şu yaprakla hizalıyorsunuz. Hizaladıktan sonra görüş sağlıyorum. Doldurup atıyorsunuz. Hafif sağ kaydırmışım eğimi. Tekrar atalım. Tam ortasına geliyorsunuz. Bir bar doldurup atıyorsunuz. Aynen öyle. Bu nereye gösterecek? Backside'i gösteriyor. Elbow'un şuraya kadar olan kısmını gösteriyor. Güzel kısmı bir de bu hell dediğimiz ya da heaven altı dediğimiz yeri de gösteriyor. Yani bu yüzden şu oka attığınızda eğer kimse gözükmediyse bu oka, biri ya burada oynuyordur. Sanmıyorum. Ya heaven içinde oynuyordur ya da elbow'dadır. Yani bu infoyu verin dediniz yani deyin takımıza. Eğer oka kimse gözükmezse burada, burada, burada olabilir diye. Hani zaten bakacağınız 25 tane açı varken 3'e düşürmüş oluyorsunuz. Mesela. Yine gayet worth. Karlı. Şimdi iki tane komplike, çok da komplike değil aslında ama nadir durumlarda kullanabileceğiniz oklardan bahsedeceğim. Takımınız araçlamak istiyor. Siz flankte kalmak istiyorsunuz. Ama sovasınız ve ok atmanız lazım. Mesela. A'ya diyorsunuz ki siz gidin, ben A'ya bir tane ok bırakacağım. A'ya benim okum düşünce girin. Bu atabileceğiniz ok da A rampa oku. Yani şuraya düşecek bir şurası. Ok. Bunun için şu köşeye geliyorsunuz. Şuradaki dik açı gördünüz değil mi? Bu dik açıya az önceki dediğim de videonun başında. Şu altı E'nin üstündeki iki mouse'un
soldaki mouse'ta üst taraftaki üçgenlerin üstü. Saçma sapan bir anlatım oldu yine. Ben zoomlamış şekilde koyacağım onu. Anlayacaksınız o zaman. Buraya getiriyorsunuz. İki sekme açıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Full dolduruyorsunuz. Oraya sekiyor, buraya sekiyor, şuraya sekiyor falan filan. Güzel bir yeri. Heh. Ben bir an başka bir yere gitti sandım. Buraya iniyor. Şuraya sekiyor bu arada. Merak eden varsa. Oraya sekiyor, buraya sekiyor, sonra buraya iniyor. Saçma sapan bir yok değil mi? Ama işe yarayabiliyor. Özellikle siz takımınızı araştırırken böyle bir ok attığınızda B'deki açılıyor. Çok bilmiyorsa açılıyor. Dedim size iki oktan bahsedeceğim diye. Bu okta ne işe yarıyor? Adamlar B araştırmak istiyorlar. Ama siz B'yi güzel tuttunuz. Rotate atacaklar. Rotate'i de böyle uzak yoldan atıyorlar. Şuradan falan atıyorlar yani. Şurası. Birinci senaryo bu. Ya da eli alıyorsunuz siz çok rahat bir şekilde ama adam silahını sevlemeye çalışıyor. Silahını sevlemeye çalışan çoğu kişi ya şurası, buralarda oluyor ya burada şurası oluyor. Ya da şu saçma sapan şu köşeye giriyor. Gösterebiliyorum durumu. Şurası. Şu saçma sapan köşeye giriyor. Bu arka tarafa atabileceğiniz bir okta. Şu kırmızı zımbırtanın üstündeki direğe eğim alıyorsunuz, bir sekme yapıyorsunuz. Görüş sağlıyorum. Yani daha hiç işe yaramadı bu ok ama eminim bir gün çok işe yarayacak. Ok da bu adamların base'ine giriyor. Burayı gösteriyor yani. Çok da bir şey göstermesine gerek yok. Evet, bu kadardı. Split soba videosu. İleride 3-5 tane daha ok gösterdiğim videolar çekerim. Bu muhtemelen yine uzun oldu. Kısa yapmaya çalıştım. Bir sürü ok var, bitmiyor oklar. Bu da Killjoy. Sanırım. Emin değilim. Görüşürüz. Abone olun.